Evet, herkese merhaba. İsmim Sarper Sesli. Bugün aslında iki tekerle ilgili yaptığımız bazı projelerle ilgili size bir sunum hazırladım, onu sunacağım. Yaklaşık 11 yıldır Güney Afrika'da yaşıyorum, Cape Town'da. Tüm dünya genelinde motosiklet turları organize ediyorum. Ana işim bu. Ama boş zamanlarımızda vakit bulduğumuz sürelerde de mountain bike yarışlarına katılıp dünyanın birçok bölgesinde yarış aktivitelerine devam ediyoruz bir arkadaşımla birlikte. Bugün aslında size sunacağım şey, kısaca bir bisikletle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Sonrasında da 2017 yılında yaptığımız bir projenin hikayelerini anlatacağım. Cape Town'dan iki motosiklet olarak yola çıktık ve İstanbul'a geldik. Yaklaşık 4 ay sürdü. Arada bazı gümrük sorunları yaşadığımız bir 2 aylık kayıp var. Aslında totaline baktığınızda 6 ay diyebiliriz. Bayağı maceralı oldu. Ve fotoğraflar üzerinde konuşurken de zaten o hikayeleri sizlerden de bahsedeceğim. Evet. Epic Series diye dünyanın en zor mountain bike yarışlarından oluşan bir seri var. Bir tanesi Güney Afrika'da Cape Epic diye geçiyor. İkincisi İsviçre'de Swiss Epic. Üçüncüsü de Yeni Zelanda'da The Pioneer. Bu üç yarışı bitirdiğiniz zaman size Epic Legend statüsü veriliyor. Yani bu konuyla ilgili artık dünya literatürüne girmiş oluyorsunuz. Bu üç seriyi bitirmek için bir arkadaşımla birlikte Erman, onunla biz yola çıktık ve iki tanesini bitirdik şu ana kadar. Ve son bir yarışımız kaldı. O da aralığın başında Yeni Zelanda'daki yarış yaklaşık 6 gün sürüyor. Bunların hepsi stage yarış dediğimiz uzun süreli yarışlar. Örneğin Cape Epic yaklaşık 8 gündü 650 kilometre yol kat ettik. Yaklaşık da 16 bin metre tırmanış yaptık. Bayağı zorlu bir yarıştı. Daha 2 hafta önce de İsviçre'de benzer bir yarışı bitirdik. O da 5 gün boyunca 351 kilometre 12 bin metre tırmanıştan oluşan bir yarıştı. Bu yarışlara da yani bu seriye de katılan Türkiye'den şu ana kadar katılan tek takımız. Ve şöyle bir detay var, onu da biz de aslında daha yeni öğrendik. Bu 3 yarışı şu ana kadar bitirebilmiş dünyada da sadece 8 takım var. Eğer biz bu aralıktaki yarışı da bitirirsek hem Türkiye'den bitiren ilk olacağız, dünya genelinde de ilk 10 içine girmiş olacağız. Bunların hazırlık süreci bayağı zorlu süreçler açıkçası. Biz Erman'la birlikte bu bisiklet yarışına hazırlandık. Daha sonrasında yarış bitti, finişi geçtik. Sarıldık birbirimize, dedik ki evet ne yapıyoruz şimdi? O bana baktı, ben ona baktım. Ben dedim 2017 yılını kapattım. Kendim için bir şeyler yapacağım. Gel dedim iki motosiklete atlayalım. Cape Town'dan çıkalım yola. Ve İstanbul'a doğru yola çıkalım. Yaşayacaklarımız da ileride anlatacağımız hikayelerimiz olsun. Var mısın dedim. Varım dedi. Ve biz yaklaşık bu yarış bittikten bir hafta sonra kararları aldık, hazırlık süreci derken bir ay sonra yola çıktık. Evet. Tabii bu güzergah üstünde bayağı bir normalde çalışılması gerekiyor ama benim işim bu olduğu için çok da çalışmadık. Sadece hazırlıklarımızı yaptık. Dedim ki şu ülkeleri geçiyoruz. İçlerinde sorunlu olabilecek ülkeler var. Tek dedim bir ülkede sorun yaşamayalım. O da Etiyopya dedim. Etiyopya'da sorun yaşarsak B planımız yok. Ama oraya kadar her türlü şekilde bir B planımız var dedik. Ve yola çıktık. Her şey Etiyopya'ya kadar güzel gidiyordu. Orada enteresan bir şeyler yaşadık. Anlatacağım birazdan. Evet, ilk ülke Namibya. Namibya için söyleyeceğim en güzel şeylerden bir tanesi aslında orası dünyaya ait bir ülke değil. Mars nasılsa şu an geliyor ya Mars'tan bazı fotoğraflar. Namibya'da öyle bir ülke. Tamamen kum çöllerinden oluşuyor. Sol tarafınızda Atlas Okyanusu var. Asfalt yol neredeyse yok. Ve vahşi yaşam sürekli etrafınızda. Ama gerçekten benim için dünyada
Şöyle ilk üç ülke neresi derseniz, özellik anlamında senin için özel derseniz bir tanesi Namibya. Burası uçsuz bucaksız toprak yollardan, kumlardan oluşan ve etrafınızda her türlü vahşi yaşamın da olduğu, özellikle fillerin bolca olduğu bir rota. Her geçtiğimiz ülkede varsa eğer Türk konsolosluklarına uğradık. Orada çok güzel ağırladılar bizi. Ve ilk Namibya'daki Deniz Hanım, Deniz Hanım'a uğradığımız zaman bize dedi ki siz çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Biz de dedi bu projenin bir parçası olmak isteriz. Ve gittiğiniz her türlü yere biz bilgiyi göndereceğiz. Ve herhangi bir ihtiyacınız olursa dedi maddi ve manevi biz yanınızdayız. Biz tabii orada böyle birbirimize baktık. Yani öyle bir şeye ihtiyacımız yok ama bunları duymak çok güzel dedik. Sonuçta evet bir şeyler yapıyoruz. Bir yola çıktık, bir macera aslında. Ama farkında olmadan yolda da ister istemez insanlarla tanışıyorsunuz ve size ilk sordukları şey nereden, nerelisin? Türküz dediğin zaman bir bakıyorlar şöyle çünkü daha evvel çok o yol güzergahında tanışmış oldukları pek Türk yok. Ama şu an son böyle bir 3-5 yıldır inanılmaz şekilde arttı bu gezen insan sayısı ve bu aslında çok güzel bir şey. İnsan ülkeyi hem temsil ediyorsunuz hem bir nevi yoldaki elçilerisiniz aslında. Bize bunu çok güzel ifadelerle toplantılarda da birçok kez anlattılar Sayın Büyükelçilerimiz. Biraz hızlı geçeceğim çünkü yaklaşık 118 tane ne slide var. 104 mü? 104 tane slide var. Kısıtlı da vakit var. Sonrasında soruları alabilmek adına. Bu da bizim Namibya'daki ailemiz. Yanlarında bayağı bir uzun süre kaldık. Tesadüfen tanıştık aslında. Ailecek motosikletçiler. Bir kızları, bir erkek çocukları var. Biz bayağı MotoGP'yi, her şeyi beraber izliyorduk oturup. Çok keyifli bir aileydi. Halen daha görüşüyoruz şu an. Bu da benim Güney Afrika'daki rehberlik kursundan Leslie diye Botswana asıllı Namibyalı. Aslında biraz yüz ifadesinden de daha doğrusu yüzündeki oranlardan da çıkartabilirsiniz. Bushmenlere benziyor. Çünkü anne tarafı Bushmen. Bushmenler biraz daha o bölgelerin aslında ilk sahipleri diyebiliriz. Güney Afrika'nın kuzeyi Namibya ve Botswana'nın güneyinde yaşayan bu Tanrılar Çıldırmış Olmalı'yı izlediyseniz orada Bushmenler çok fazlasıyla vardı. Namibya'dayken bayağı bizimle birlikte vakit geçirdi kendisi. Ağırlıkta %80 çadır konaklamalı gezdik. Otel kullanmadık. Bu da zaten projenin bir parçasıydı. Oteli sadece Etiyopya'da ve Sudan'da kullanmak zorunda kaldık. Onun da nedeni tamamen güvenlik. Açık alanda kamp alanı yapamıyorsunuz. Direkt polis geliyor, sizi uygun bir otele yerleştiriyor. Dolayısıyla oraya kadarki süreçte tamamen çadır konaklamalı kaldık diyebilirim. Gene Namibya fotoğrafları. Evet, Namibya'daki şöyle kum tepeleri var, turuncu. Buralar Kalahari Çölü'nün devamı olarak geçiyor. Şu solda da Baobab ağacı var. Küçük Prens'i daha evvelden böyle okumuş olanlar varsa oradan bilirler. Afrika'nın sembolü ağaçtır, Baobab ağacı. Aslında çok enteresan da bir bilgi var. İnsanla ortak bir özelliği var. Çünkü bu ağacın da %70'i su. Dolayısıyla %70'i su olan bir şeyin yaşını koyamıyorsunuz. Ağacı kestiğiniz zamanki içinde gördüğünüz o halkalardan ağaç yaşları tespit edilebiliyor ama baobab ağacının kaç yaşında olduğunu tamamen tahmini olarak bulabiliyorlar. Ve gövdeleri gerçekten çok geniş olan ağaçlar. Burada fotoğrafı yok ama bunun yakınında bir baobab ağacı vardı. 27 kişi el ele tutuşup etrafını sarmışlardı. Çok özel ve benim de özellikle sevdiğim ağaç var. Şu mesela. Bu da demin bahsettiğim ağaç büyüklüğünde. Altta benim proporsiyon olarak kıyaslayabilirsiniz belki. Evet, burası Botswana.
yol boyunca sadece büyükler ilgilenmiyor. Özellikle küçük çocuklar da motosiklet ve tabii böyle rengarenk kasklar ve gözlüklerle görünce ekstradan ilgileniyorlar ve bazen 100 kilometre gideceğiniz yolda bu sohbetler ve keyifli anlar için durmak zorunda kalıyorsunuz. Ve sonrasında bir bakıyorsunuz o 100 kilometreyi 8 saatte kat etmişsiniz. Ama zaten istediğimiz de buydu. Ben genelde turlarda hep her seferinde bir gece bir yerde konaklamak zorunda kaldığımız için oraya ulaşmak için genelde sürülüyor. Var olan aktiviteleri de yaptıktan sonra. Ama bu biraz kendimiz için olan bir şeydi. Dolayısıyla her türlü fırsatı değerlendirdik. Bir zaman planımız da yoktu. 3 ay, 5 ay, 8 ay, 1 yıla kadar vaktimiz vardı. Dolayısıyla keyfini çıkara çıkara sürdük diyebilirim. Evet, şu soldaki zürafalı olanlar Kenya'dan. Aşağısı Botswana, yukarısı gene Botswana. Tabii wildlife'in içinde bu kadar samimi olma şansımız yok. Burası bir zürafa parkı. Mecburen böyle bir diyalog yaşanıyor. Evet, burası da Zambiya'da çektiğim bir duvar çalışması. Burası Malawi. Malawi bizim en sevdiğimiz ülkelerden bir tanesi oldu. Sebebine de gelince bir kere insanlar çok iyi. Coğrafya inanılmaz. Zaten göl çeşitlilik anlamında dünyadaki en önemli göllerden bir tanesi. Su altı çeşitliliği anlamında. Biz hadi girelim o zaman suya, hazır buraya geldik dediğimizde hemen uyardılar. Dediler ki bu suya girerseniz direkt bir bakteri kapıyorsunuz ve bu bakteriyi atmak için de bir ilaç kullanmanız gerekiyor. Zaten biliyordum bunu ama tamamen detayını araştırdığımda baktım. Okey, o bakteri her şekilde kapılıyor. Çadırları kuruyoruz. Erman da böyle bir Türkçe parça söyleyeceği tuttu çadırı kurarken. Dedi ki ya normalde bizim hep çadır kurma ve çadır toplama parçalarımız var. Kolon kuruluyor. O çadır, o müzikler eşliğinde çadırları toplayıp kuruyoruz. O sırada önümüzden birisi geçiyor. Böyle döndü. Siz Türk müsünüz dedi. Sonra kaldırdık. Evet, sen kimsin? Sen nereden çıktın? Bu arada Türkçe konuşuyoruz. Ben Gülçin dedi. Ben de işte Afrika'yı geziyorum. Ondan sonra ben sizi takip ediyordum Facebook'tan dedi. Şuradayım. Siz çadırları kurun, gelin konuşalım. Okey. Gittik konuştuk. O da bankacıymış. Daralmış. İstifayı basmış. Ben bir yıl Afrika'yı gezeceğim demiş. Sırtına almış çantayı tek başına. Daha zor bir yolla. Tamamen otobüs, tren, otostop gibi şeyleri kullanarak geziyor. Bizi orada Dorothy ile tanıştırdı. Şimdi Dorothy ile sohbet ediyoruz. Dedim ki Dorothy bisikletle geziyor. Sen dedim nerede bitiyor gezin? Ya bilmiyorum dedi. Yani ben çok uzun zamandır yollardayım. Ne zaman nerede sonlandıracağımı da bilmiyorum dedi. Ne zaman yola çıktın dedim. 12 yıl oldu dedi. Yani şimdi nasıl yani dedim, 12 yıl derken hani parça parça mı bir kere de mi? Ben Almanım dedi. Ben 12 yıl önce Almanya'dan çıktım. Daha geri dönmedim dedi. Bu benim ikinci dünya turum dedi. Peki 43 yaşında çıkmış, şu an 55 yaşında ve bisikletle ikinci dünya turuna atıyordu. Yeni bir ay önce yazıştık. Almanya'ya varmış ve bir süreliğine ara verdim dedi. Ama tekrardan koyulacağım yola dedi. Herhalde böyle bir virütük durum var. Hepimizde olduğu gibi. Başladım o süreç. Sonlandıramıyoruz bir türlü. O bisikletle geziyordu. Biz motosikletle, o bize tavşan diyordu. Biz ona kaplumbağa. Böyle yolda sürekli atışıyorduk birbirimizle. Sonra biz Etiyopya'da bir sorun yaşadık işte. O sorun yaşadığımızda Dorothy bize yetişti. Tekrardan biz Malawi'den sonra Addis Ababa'da ikinci buluşmayı yaşadık. İnanılmaz güçlü, inanılmaz şeker bir kadındı. O da hani bu yolun bize kattığı güzel ruhlardan bir tanesi oldu. Arkadaki de Belçikalı, o da motosikletle eşiyle birlikte gezen başka bir arkadaşımız. Şu aşağıdaki hemen lastiğin dibindeki böcekler kriket deniyor Namibya'da. Doğa için çok önemliler, sürekli su taşıyorlar. Ama yolda giderken bunlardan milyonlarca görüyorsunuz ve bazen ezmemek için
sağa sola hareket etmek zorunda kalıyorsunuz ama herkes aynı şeyi uyarıyor. Kaza yaparsınız, böyle bir şeye girmeyin. Çünkü milyonlarca hiçbirinden kaçamazsınız diyorlar. Ama bayağı enteresan ve bayağı iri. Şöyle lastiğe göre kıyasladığınızda bir avokado kıvamında diyebilirim büyüklüğü. Evet, burası da Tanzanya'da. Erman'ın doğum günü Kenya'da denk geldi. Orada kutluyoruz. Evet, burası da Serengeti. Evet, baobab ağaçları ortasında. Bu da bir gün doğumu. Bu Botswana'da aslında. Mahadihadipen diye bir tuz gölü var. Dünyanın en büyük tuz göllerinden bir tanesi. Oraya giderken gün doğumu ile birlikte çekmiş olduğumuz bir fotoğraf. İşte tuz gölü de burası. Şimdi bu yolun bir hikayesi var. Hızlıca onu anlatacağım. Tuz gölünün önünden geçen bu yol asfalttı. Ben bu yolu 3 ay önce geçmiştim aslında. Gayet hiçbir sorun yoktu. Sonra bir doğal afet oldu ve yol bu hale geldi. O yoldan geçmemiz gerekiyor. Ama yol trafiğe kapanmış durumda. Dediler ki gidemezsiniz. Hem yol kapalı hem de araçların hiçbiri geçmiyor. Bu yolu eğer kullanmazsak yol yaklaşık 1800 kilometre uzuyordu bizim için. Bu yol 250 kilometre. Ve şu sorunlu olan kısımda 1 kilometre. Erman dedim ki Erman 1800 kilometre ben bunun etrafını yani bir de çok sıkıcı bir yol. Hani dönmek yerine ben şansımızı deneyelim diyorum. Gidelim bir bakalım. Ne kadar kötü kendi gözümüzle görelim. Okey dedi, gittik. Biz bu bir kilometreyi yaklaşık 2 saatte geçtik. Bayağı motorları ite kaka saplana saplana belimize kadar sularda. Biraz zorlandık. Biraz da motorların ufak tefek çizikleri ve hasarları oldu. Ama sonuçta orayı geçtik. 1800 kilometre dönmek yerine yaklaşık bir 2 saat uğraşarak bu sorunu çözmüş olduk. Ama Afrika'da her zaman bu tarz şeyler, sorunlar karşınıza çıkabiliyor zaten. Bu da aynı şekilde gene Botswana'da bir kamp alanı. Şu da sağ taraftaki de benim çadırın içinden bir görüntü. Karşı tarafta ki görünen yerde Malawi Gölü. Bu arada bu timsah ve hipopotamlar da deminki çadırın tam karşısında. Yani aramız buradan kamera kadar. Ama bir şekilde gelmiyorlar. Etrafta bir herhangi bir şekilde bir fence de yok. Sizi koruyan. O yüzden gece özellikle ola ki bir tuvaletiniz geldi. Gece ben çıkayım saat 3'te dediğiniz zaman öyle bir lüksünüz sadece olmuyor. Gündüz gözüküyor. Gündüzken sıkıntı yok. Ama gece özellikle uyarıyorlar. Çadırınızdan lütfen çıkmayın diye. Bu da çok enteresandı. Tanzanya'da giderken böyle bir yerde durduk. Erman acıktım ben dedi. Bayağı ki hiçbir şey yok etrafımızda. Şöyle bir bina çıktı bir anda. Girelim bir yiyelim bir şeyler dedi. Girdik içeri. İçerisi full kalabalık. Ama böyle yani içeride bir 500 kişi varsa 2 tane çok uzakta böyle beyaz oturuyor. Bu kişiler. Biz de oturduk yemek yemeye başladık derken yanımıza geldiler. Geldi ilk sohbet İngilizce başladı konuşmaya. Dedi ki neredensiniz? Biz dedi Türkiye'den. Şu sağdaki Kadıköy'den mi dedi. Türkçe. Sen nasıl yani Kadıköy? Ben dedi Ermeniyim dedi. Çok fazla hani orada Sivas'ta doğdum dedi. Şu an Amerika'da yaşıyorum dedi. Ama dedi ben çok sık şekilde gidip geliyorum. Türkçe konuşuyoruz. Ve ben de çok severim. Benim çok fazla arkadaşım var Kadıköy'de. İkisi de bu arada şey papaz. Orada kiliselere geliyorum. İşte bazı törenlerimiz oluyor falan filan. Sohbet ediyoruz. Neyse bizim gidelim gitmemiz lazım. 2 saat çok güzel sohbet. Yola çıkıyoruz. Tamam dedik. Dedi ki ya biz ikimiz de hazır dedi. Papazız sizi şöyle bir sarılalım. Sizin için bir dua edelim mi dedi. Olur tabii ki de dedim. Çıktık motorların başında hep sarıldık birbirimize. Şimdi İngilizce dua ediyor ama duanın içinde şöyle bir kısım var. Diyor ki işte Sarper'le Erman'ın Tanzanya'dan Kadıköy'e kadarki olan süreçlerinde onları işte bütün engelleri aşmalarını
işte kolay hale getir, sağ salim ulaşmalarını sağla gibi böyle söyledi. Amen dedik, sarıldık, öpüştük. Ondan sonra İstanbul'da görüşürüz dedik. Kadıköy'e gideceklermiş gene ama Kadıköy yani. Kadıköy'de bu arada turumuz da Kadıköy'de bitiyor hakikaten. Etiyopya'da yaşadığınız bu 2 aylık süreçte ne yaptınız tam olarak? Türkiye'ye geldik. Çünkü çözebileceğimiz bir durum yoktu. Yani ülkenin etrafı da geçilebilecek ülkelerden oluşmuyordu. Özellikle konsolosluk da bizi uyardı. Dedi ki sağ tarafından gitseniz işte Eritre'ye gideceksiniz, Cibuti, Somali. Sol tarafından gitseniz Çat'a girmek zorundasınız. Buralara biz izin vermiyoruz dedi. Hatta bir iki ülkeden de elçiliğimizi çektik dedi. Şu an karışık ülkeler. Sağ tarafta El-Şabab örgütü var ve çevirirlerse vurulma riskiniz var. Hazır vurulma riski var derken Etiyopya'da başka bir olay daha yaşadık. Vuruyorlardı bizi. Bir Mursi kabilesini ziyarete giderken ülkeyle Etiyopya hükümetiyle Mursiler arasında bir sorun oluşmuş. Ve biz de onları görmeye giderken bir araba kiraladık. Rehberimiz var, şoförümüz var. Arabada bir asker var. Onu da verdiler bize. Ve tam 10 kilometre kala köye önümüze bir silahlı bir Mursi atladı. O sırada ben şimdi askerle göz göze geldim arabadaki. İlk bir tepki vermedi. Sonra Mursi suratını şöyle bir boynundaki şeyle kapattı. Ve bizimki o sırada silahı kaldırdı, mermiyi verdi. Bize de döndü dedi ki yere yatın. Ben Erman yat yere bir şeyler oluyor dedim. Biz yattık yere arabanın içine. Araba bir anda geri döndü. Ateş etmedi bize. Bizimki de etmedi. Ama sonradan öğreniyoruz ki işte bu şeker fabrikası varmış bir tane ve Mursiler bu şeker fabrikası yüzünden başka yerlerinden olmuşlar ve başka yere taşınmak zorunda kalmışlar. Bu yüzden de hükümete karşı bir savaş başlatmışlar. Bizden tam 3 gün sonra Addis Ababa'da başkentte gazetede okuyorum. Bizim başımıza gelen bu olayın olduğu yerde 14 tane kamyon şoförünü öldürmüşlerdi. Böyle şeyler de bir tek Etiyopya'da başa gelebiliyor bazen. Ya ben bu işin maddi boyutunu çok merak ediyorum. Çünkü çok uzun süre ve bir artık sponsorluk mu? Yani ciddi bir güç olması gerekiyor. Bunu nasıl hallediyorsunuz? Yani İkimizin toplam gideri yaklaşık $20. Çünkü çadırda kalıyorduk. Zaten çadıra çoğu zaman para vermiyorsun. Verdiğin zaman da en fazla $3-5 bir şey ödüyorsun günlük. Yediğin şeyler zaten ucuz. Etin kilosu $1. Zaten sebze her yerde avokado ağaçları. Yoldan giderken çilek, domates toplayıp gidiyorsun. Dolayısıyla benzin. Benzin çoğu yerde çok ucuz. Özellikle Kuzey Afrika'ya yaklaştıkça ucuzluyor. Benzin parası da şöyle söyleyebilirim. Zaten 3 günde bir hemen hemen depoyu fulluyorduk. 200 yaklaşık $15. Yani aslında günün sonunda baktığın zaman böyle bir 8-10 bin dolar bir para varsa cebinde 4-5 ay gözünü kapatıp rahatlıkla o parayı arttıra gezebilirsin. 4 aylık gezide toplam harcadığın tutar ne kadar oldu ve benzin masrafı ne kadar oldu? 8-10 bin dolar arası. Benzin? Hepsi içinde. Yok, ben özellikle benzini merak ettim. Yani şöyle söyleyeyim, benzin 3500, aslında büyük cost benzin. Yani 3500-4000 dolar diyebiliriz. Bir de burada aslında aktiviteler çok pahalı Afrika'da. Gidip bir safari yapmak zorunda kaldığın zaman işin rengi bir an $200-250 günlük ziyarete dönüyor. Dolayısıyla aslında bütçeyi tutan şeyler de aktiviteler. Safariler. Ya da işte uçaktan atlayacağım dersen onlar. Victoria Falls'a ziyaret edeceğim dediğin zaman $70-80 gibi. Son bir soru daha alabiliriz sanırım zamandan. Tabii. Çadır kurarken ve toplarken söylediğiniz şarkıyı merak ettim. Bir kuple alabiliyor muyuz? Ben söylemiyordum. Erman söylüyordu da. Erman'a bak, güzel soru, şu an mı? Hatırlamıyorum. Bir ritüel değil miydi yani? Onun söylediği ritüel değildi. Bizim normalde bir kurma ve toplama şarkılarımız var. Bir tane de değil o.
Hemen o kolonu koyuyoruz bir tane ve o kolon başladığı zaman biz anlıyoruz ki okey, çadırlar başlıyor kurulmaya ve sonrasında da toplanmaya. Çünkü onun süreci var. Kurarken bazı kuralları var yaşadığın ve kıtanın. İşte o plastik botları ayağından çıkartamıyorsun. 2 saat boyunca ayağında olması gerekiyor. Çünkü etrafta yılan olabiliyor. Olmadığını ve güvenli bölge olduğunu anlayana kadar da o plastik botlar ayağında kalıyor. Müzik başladığı anda okey, çıkarabiliriz ve rahatlayabiliriz. Her gün her kişinin bir görevi vardı. O gün müziği o başlatıyorsa akşam bulaşıkları ben yıkıyorum. Ertesi gün ben başlattıysam da Erman yıkıyor gibi böyle. Ama bunları hiç konuşmadık bu arada. O yüzden de iyi bir yol arkadaşlığı yaptık. Yani normalde iki kişi böyle yola çıkıp da seyahat etmek çok kolay şeyler değil. Bir gezi veya ticari bir tur değilse. Dolayısıyla takım arkadaşı olmak önemli. Biz de Erman'la hem bisiklet hem böyle bir seyahat artık bayağı içi dışlı olduk diyebilirim yani. Teşekkürler. Rica ederim.